Şimdi hayatta kalmamız için inanılmaz büyük önem taşıyan iki duyudan bahsedeceğim. İlki acı. İkincisi ise sıcaklık duyumuz. Tabii acı ve sıcaklık duyularının bilimsel karşılıkları da var. Acı duyusuna nosisepsiyon deniyor. Nosisepsiyon. Sıcaklığı hissetme yeteneğimize de termoresepsiyon adı veriliyor. Termoresepsiyon. Evet, Peki, acıyı ve sıcaklığı nasıl hissedebiliyoruz? Diğer tüm duyularımızda olduğu gibi, vücudumuzun her noktasında yer alan özelleşmiş hücreler sayesinde hissedebiliyoruz. Mesela TRPV1 reseptörleri sıcaklığı hissedebilmemizi sağlıyor. Ve ilginç bir şekilde bu TRPV1 reseptörleri aynı zamanda acıya da duyarlı. Bu reseptörün çevredeki acı verici uyaranı nasıl hissettiğini ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Burada TRP ve bir reseptörünün neye benzediğini gösteren bir resmimiz var. Bunu bilmek veya ezberlemek zorunda değilsiniz. Sadece neye benzediğini göresiniz diye gösteriyorum bu resmi. Çok karmaşık bir yapı ve hücre zarında yer alıyor. Tüm vücudunuzda sıcaklığa ve acıya duyarlı hücreler bulunuyor ve bu hücrelerin her birinin zarında bu reseptörlerden binlercesi var. Peki bu reseptör nasıl çalışıyor? Sıcaklıkta bir değişiklik olduğunda, diyelim ki elinizi ocağın üstüne koydunuz. Aklımızda daha iyi canlansın diye böyle anlatıyorum. Reseptörün altında bir ateş yanıyor. Isı bu proteinde yapısal bir değişime yol açıyor. Yani yapısal değişim dediğim proteinin fiziksel yapısı değişiyor. Proteini küçük bir kutu olarak düşünecek olursak, bunu ısıya maruz bıraktığımızda belki kare olmaktan çıkıp dikdörtgene dönüşüyor. İşte yapısal değişimin mantığı bu. Yani ısıya veya acıya maruz kalan TRPV1 proteini yapısal bir değişime uğruyor. Şimdi bir el diyagramı üzerinde bu işleyişi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Evet, işte elimiz bu. Daha önce de söylediğim gibi elin her tarafında belli hücreler var. Bu hücreler sıcaklığa ve acıya karşı duyarlı. Zarlarında TRP ve bir reseptörleri bulunuyor. Her bir hücrenin bir sinire uzandığını, sonra o sinirin de beyne ulaştığını düşünün. Yani bu hücreler sıcaklıktaki bir değişime veya acı verici bir uyarana bağlı olarak uyarıldığında ha acı verici uyaran deyip duruyoruz da nedir bu acı verici uyaran Elinize bir şeyin battığını düşünün. Sivri bir cisim var ve elinize batıyor. Cismin battığı hücre, cismin battığı binlerce hücre parçalanıyor. Dolayısıyla bu hücre de parçalanıyor. E öyle olunca da birçok farklı türden molekül açığa çıkıyor ve bu moleküller, bu küçük yeşil noktanın açığa çıkan moleküllerden biri olduğunu hayal edin. Bu moleküller gidip TRPV1 reseptörlerinden birine bağlanıyor. TRPV1 reseptörüne bağlanınca sıcaklığın neden olduğu yapısal değişimin aynına yol açıyor. Bu yapısal değişiklik hücreyi aktive ediyor ve hücre beyne bir sinyal gönderiyor. Buradaki bu sinir üç farklı türden lif içeriyor: hızlı, orta ve yavaş lifler. Acaba neden üç farklı tür sinir lifimiz var? Hızlı liflerin çapı baya baya büyük. Bunlar kocaman, kocaman, şişman lifler. Bol miktarda mielin bulunduruyorlar. Mielinden bir kılıfla kaplılar. Miyelin yalıtkan bir madde hücrenin bir aksiyon potansiyelini çok hızlı bir şekilde iletmesini sağlıyor. Bir aksiyon potansiyeli yani bir sinyal hücre boyunca ilerlerken hücrenin etrafında bol cemiyelin varsa sinyal çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Sinyalin çok hızlı ilerlemesini sağlayan bir diğer etken de çapın çok geniş olması. Büyük çap direnci azaltıyor. Yani direnç düşük. İletkenlikse mielin sayesinde yüksek. Yani bu ikisi sayesinde hücre ürettiği sinyali çok büyük bir hızla iletebiliyor. Bu fiberlere A beta lifleri deniyor. Hücre bunlar aracılığıyla beyninize çok hızlı bir şekilde sinyal göndererek şöyle diyor. Aman ha sıcaklık değişti. Burası çok sıcak veya korkarım acı verici bir şeyler oluyor diyor. Böylece elinizi bu acı verici veya çok sıcak uyarandan çekebiliyorsunuz. Bir de orta lifler var. Bunların çapları biraz daha küçük. Mesela orantısal olarak bu genişlikte. Biraz daha az miyelin içeriyorlar ve çapları biraz daha küçük. İçerdikleri miyelin miktarı da biraz daha az olduğundan sinyalleri bu hızlı lifler kadar hızlı iletemiyorlar. Bu orta çaplı liflere A delta lifleri adı veriliyor. Yani beyninize giden bu büyük sinirde A delta lifleri de bulunuyor. Son bir lif türü daha var, o da yavaş lif. Yavaş liflerin buraya çiziyorum. Yavaş liflerin çapı çok küçük ve bunlarda miyelin bulunmuyor. O yüzden bu lifler sinyali çok çok yavaş iletiyor. Yani sinyal yine beyninize ulaşıyor ama çok daha uzun bir sürede. Bu üç farklı lif türünü aklımızda şöyle canlandırabiliriz. Elinizle sıcak bir ocağa dokunacak olursanız, elinizi çabucak çekersiniz. Bunu sağlayan A beta lifleridir. Ocağa dokunmanızdan çok çok kısa bir süre sonra bir acı duyarsınız. Bu acı uyarısını beyninize A delta lifleriniz taşır. Elinizi ocaktan çekmenizden dakikalar hatta belki saatler sonra da uzun süre geçmeyecek bir acı, bir yanma hissi başlar. Buna bu küçük çaplı ve miyelinsiz C lifleri yol açıyor işte. Sıcaklığın TRPV1 reseptöründe yapısal bir değişikliğe nasıl yol açtığını inceledik. Ve bu yapısal değişimin hücreden beyine sinyal gönderilmesini nasıl sağladığını da gördük. Şimdi bakalım aynı şeyi acı nasıl yapıyor. Fark etmişsinizdir. Ağzınıza bir acı biber attığınızda terlemeye başlarsınız. Ateş basar. Verdiğiniz fizyolojik tepki çok sıcak havaya verdiğiniz tepkiyle aynıdır aslında. Bunun nedeni yine söyleyeyim sıcaklık reseptörüyle acı reseptörünün aynı olması. Acı biberi yerken biberimiz bu oluyor. Acı biberden bir ısırık aldığınızda bu kez biberin hücrelerini parçalıyorsunuz ve bu hücreler kapsaisin adı verilen bir molekül içeriyor. Yazıyorum. Kapsaisin. Bu kapsaisin molekülü acı biber hücresinden çıkıp dilinizdeki bir TRPV1 reseptörüne bağlanıyor. Bu TRPV1 reseptörünü elde değil de dildeymiş gibi düşünün. Ve sıcaklık artışının yaratacağı tepkinin aynını tetikliyor. Yani vücudunuz bu kapsayısı molekülüne sıcaklık değişimine vereceği tepkinin aynısını veriyor. Hava çok sıcaksa terlemeye başlarsınız, ateş basar. Çok acı bir isot yediğinizde de aynı tepkileri veriyorsunuz işte. Özetle acı hissetme yetimize nosisepsiyon adı veriliyor. Sıcaklığı hissetme yetimize ise termoresepsiyon deniyor. Her iki duyu da TRP V1 reseptörlerine dayalı çalışıyor. TRP V1 reseptörleri ise vücudumuzun her yanına yayılmış birçok farklı duyu hücresinde bulunuyor. Sıcaklıktaki değişimler, kapsaisin gibi yabancı moleküllerle aktive oluyorlar. Ayrıca ölen hücrelerimizden açığa çıkan moleküllerle de tetiklenebiliyorlar. Sonra beyninize bir sinyal gönderiliyor ve beyniniz bu acı verici uyarandan ve sıcaklık değişiminden haberdar oluyor. İşte böylece bu uyarana tepki verebiliyorsunuz.